sizlerle yine her zamanki gibi çok kolay bir oje deseni paylaşıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi hafiften 3 boyutlu gibi duran bir kiraz oje desenini nasıl yapacağız? Bundan bahsedeceğiz. Şimdi hemen başlayalım. İlk öncelikle baz ojesi olarak ben gördüğünüz gibi çok açık bir mint yeşili tercih ettim. Siz istediğiniz rengi kullanabilirsiniz ama böyle açık tonlarda renkler daha güzel olacaktır. Mesela beyaz da gayet güzel olur ya da açık lila, pembe tonları, açık mavi tonları da hoş olacaktır. Bazımızı uyguladıktan sonra sıra geliyor bu kirazlarımızın noktacıklarını yapmaya. Ne yapıyoruz? Şöyle gördüğünüz gibi hafif kırmızıdan birazcık koyu bir renk alıyorum yine kağıdımın üstüne ve daha sonra bir firkete yardımıyla kırmızı ojemden alıp şöyle gördüğünüz gibi kiraz yapmak istediğim yerlere yan yana iki tane noktacık bırakıyorum. 3-4 taneye kadar bırakabilirsiniz. Gayet de tatlı gözüküyor. Arkasından yeşil ojemi alıyorum kirazın saplarını yapmak için. Benim bu kullandığım Wet n Wild ojesi çok fazla opak rengini vermedi ama sizin elinizde daha opak renk veren bir yeşil oje varsa çok daha güzel olacaktır. Her neyse bu sefer yine kağıdımın üstüne yeşil ojeyi aldıktan sonra bir kürdan yardımıyla gördüğünüz gibi böyle bir V yapar gibi, yani bir kirazın saplarını oluşturmaya çalışır gibi çizgiler yapıyorum bu kırmızı noktacıkların uçlarına doğru. Ve son aşama olarak da beyaz ojemi kağıdımın üstüne aldıktan sonra kürdanımı alıyorum ve bu kirazın üstünde hani ışık yansımaları gibi duran beyaz noktacıklar bırakıyorum. Gördüğünüz gibi böyle beyaz noktacıklar yapınca biraz daha böyle 3 boyutlu bir görünüm elde ediyoruz. Bunu da yaptıktan sonra son olarak bir top coat, yani bir bitiş kısmı, yani bir parlatıcınızı uyguluyorsunuz ve işte bu kadar. Oje desenimiz bitti. Her zamanki gibi çok kolay ve çok da tatlı gözüküyor bence. Umarım beğenmişsinizdir bu oje desenini ve yaptığınız zaman benimle paylaşmayı unutmazsınız. Her zamanki gibi Instagram, Twitter ve Facebook'ta Deniz Şeriz ismiyle beni bulabilirsiniz ve fotoğraflarınızı gönderebilirsiniz. Ben de böylece yorumlar yapabilirim ve sizlerle görüşmüş oluruz. Umarım beğenmişsinizdir tekrardan. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.